Bizde programından, Beyaz TV ekranlarından herkese mutlu, keyifli hafta sonları dilerim. Ben uzman estetisyen Meltem Toprak. Bugün çok değerli bir konuğum var. Avukat Serra Taşköprü ile hukuk ve davalar birçok şey konuşacağız. Programın sonunda da kolajen kullanımı hakkında sizleri bilgilendireceğim. Ama önce kısa bir tanıtımımız var. Sonrasında buradayız ceza davaları kaç aşamalıdır? Tutukluluk ve hükümlülük nedir? Boşanma davalarındaki hukuki süreci avukat Serra Taşköprü anlatacak az sonra. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Mertem Hanım. <laughs> İlk kitabınız hesaplanmış sessiz manipülasyon yoluyla işlenen suçlar demişsiniz. Evet. Bunlar nelerdir? Kısaca anlatır mısınız? Hem yazar hem de avukat olarak biliniyorsunuz. Bunu da çok merak ediyorum. <laughs> Evet, avukat olarak meslektaşlarım meslektaşlarımda yazı yazmaya alışkın bireyler, dilekçeler vesaire hususunda. Ben de daha farklı bir açıdan hem hukuki, hem psikolojik, hem psikiyatrik, hem felsefik, sosyolojik bir arada Çok bir şeyler güzel. yapmaya çalışıyorum. Faydalı olmak amacım bu. Hayırlısı diyelim, üç kitaba sahibim. Onlar benim bebeklerim. Çok güzel İnşallah. Üç İnşallah yazdınız. Evet, Çok evet. güzel. Peki e, kitapları kısaca bize anlatabilir misiniz? E, birinci kitabım hukuk alanında özellikle e, yer alan evet. e, bir eser. E, zaten hesaplanmış sessiz manipülasyon derken burada e, kasıtlı ve planlayarak programlı bir şekilde bir tür olumsuz manipülasyonu ortaya koyuyorum. Hı hı. Sessizliğin bazen şiddet silahı olabileceğini ortaya koyup bunu kanıtlarla e, okuyucuya akademisyenlere e, sunuyorum bir şekilde e, ve böylelikle e, zamanla ancak bir kavram ortaya çıktığında ya da ortaya konduğunda zamanla ancak benimsenebiliyor, özümsenebiliyor. Zaman geçtikçe rayına oturacağını düşünüyorum. Şu anda yanlış anlaşılmalar olabiliyor, yanlış ifadeler olabiliyor. Ancak zamanla kavramın oturacağına ve toplumda yer alacağına ve dünya çapında da kendini eee ...mizi bu anlamda... ...ifade edebileceğimize inanıyorum. Peki... E, ...bir şeyi merak ediyorum kitaplarınızda. Ki. Üç kitap yazdığınızı söylüyorsunuz. Evet. Bu üç, üç kitabı... E, ...meslekle... E, bağla, ...bağlayabilir miyiz? Yani Mesleğinize ne zaman başladınız? Önce yazarlık mı başladı? Yoksa mesleğiniz mi başladı? E, bu yazarlık mesleğinizle... ...beraber mi başladı? Evet, e, şöyle söyleyeyim... E, ...16. senemdeyim... E, ...hukukçu olarak... Yazarlık size e, ne ilham verdi? Merak ettim. Bana ilham veren e, sahip olduğum duyguların karşılığında hı hı. E, karşımdaki insanın gösterdiği tavır tutum neticesinde hı hı. bir ilham aldım ve ilhamı e, bu tip bir durumun mağdurları olabileceğini ve maruz bıraktıranları olabileceğini araştırdım ve böylelikle bir sesi şiddet kavramını ortaya koymuş oldum. Diğer adıyla manipülasyon aslında değil mi? Evet, evet daha kısa anlaşılsın diye <laughs> evet. sesi şiddet diye nitelendirdim açıkçası. Bunu her konuda manipüle edebilir evet, evet. miyiz aslında buna yani hani her şeyi manipüle edebilir miyiz her konuyu? Şimdi manipülasyonlar çok hassas bir konu çünkü gerçekten bazen gerekiyor yönlendirmek bir topluluğu e, ya da bir e, zümreyi evet. bir insanı yönlendirmek olumlu diye nitelendirebileceğim bir manipülasyon e, da bulunmak gerekiyor ancak e, burada olumsuz manipülasyon dediğimiz e, insanları suça sürükleyen e, yahut da e, suç işlettiren tarzda bir e, tür manipülasyon topluluğu zaten. Bunun üzerine birçok e, yazı yazılmış, çizilmiş durumda. Psikologlarımız da, uzmanlarımız da, psikiyatristlerimiz de konuşuyor. Felsefecilerimiz de konuşuyor. Olabildiğince konuşulması, tartışılması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Sadece sessiz manipülasyonun değil, tüm manipülasyon türlerinin. Çünkü eee maruz kalanda ciddi e, özgür iradeyi de sakatlayabilecek, akıl yürütmeyi de sakatlayabilecek neticeler de oluşabiliyor. Hem psikolojik tabanlı hem psikiyatrik tabanlı belirtiler de ortaya çıkabiliyor çünkü. Peki suç dem suç demişken kategorize edebilir misiniz bunu? <laughs> Suçlar baktığımızda yani suç nedir? İlk önce onu bir evet. e, söyleyelim. Evet. Çünkü işte e, yani a, aramızda da kullanırız. Beni suçlama. Evet. E, beni suçluyorsun. Ama bu nedir gerçekte? Suç kavramı e, her devletin, her ülkenin e, kendine özgü, tabi evrensel ilkeler ışığında, evrensel bazı ortak Hükümlerimiz, hükümler var. Tüm dünyanın kabul gördüğü, suç olarak değerlendirdiği eylemler var. Ancak her ülkenin kendine özgü ceza sistemi, infaz sistemi, işte cezanın çektirilmesi durumu da söz konusu. Evet. Şimdi e, suç bir eylemin eğer toplum veya kişi ya da devlet zararına ise kişinin kendisine zararından çok bu yönde bir zarar söz konusuysa bu eylem pasif de olabilir ihmal yoluyla da olabilir Yahut e, aktif bir eylemle yani artı bir eylemle de gerçekleşebilir. Bu anlamda bu eylemlere ya da eylemsizlik haline biz... E, Suç diyoruz, zarar verici olup olmadığıyla da alakalı, evet. korunan hukuki yararla alakalı. Peki tutukluluk ve hükümlülük nedir sizce? Bunu nasıl ayırabiliriz? Tutukluluk, hükümlülük ceza infaz kurumlarında, tutuk evlerinde geçirilen süreçler. Belki tutukluluğu ceza kesinleşmediği durumlarda biz e, tutuklu diyoruz Tutuklunun haklarıyla e, hükümlülüğün e, yani hükümlülüğün verdiği yasaklılıklar da değerlendirilmeli onları da e, ayrı şeyler değil mi evet, yani ayrı, ayrı hükümlülük hükümlülükte ayrı hükümlülükte ceza kesinleşiyor evet, evet deniyor bu kişi bu suçu işlemiştir sabittir evet. deniyor Evet. Ve böylelikle ceza infaz e, kurumunda, cezaevlerinde cezası çektiriliyor. Hapis cezası da olabilir, adli para cezası da olabilir. Ceza çeşitleri olarak baktığımızda hı hı. E, adli para cezası da sabıkadan sayılıyor. Bunu özellikle ee, izleyicilerimize söylemek istiyorum hı hı. hani para cezasını hafife almasınlar çünkü sabıkadan sayılıyor Ay çok önemli bir konuya değiniyorsunuz bunu biraz açabilir miyiz yani çünkü sadece hapis yani ödenmediği takdirde hapse çevrilme durumu da olduğu kadar adli para cezası idari para cezası değil adli para cezası da hükmedildiğinde sabıkalı olmuş oluyor Kişi, evet. Peki e, sabıkalı denildiği zaman, yani sabıka kayıtları e, kayıtlarında bu sabıka kaydı kaç seneye kadar e, geçerli oluyor ya da o Karşımıza çıkıyor? Mert Hanım o suçtan suça değişiyor. Suçtan suça, suça değişiyor değil mi Değişiyor. Bazı suçlarda silinmesi mümkün değil. Hmm, Bazı mesela, suçlarda işte e, devletin aleyhine terör evet, tabii, gibi çok, en önemli e, en ya önemli da cinsel e, istismarın nitelikli hallerindeki gibi evet. durumlarda hiç silinmiyor değil mi? Silinmiyor. Evet. Ne gibi durumlarda Şimdi, siliniyor? İşte Aa, hafif. adli para cezasının hükmedildiği e, basit e, yaralama olabilir. Hı -hı. gibi ya da hakaret gibi suçlarda Hı -hı. silinme durumu oluşabiliyor. Buna bağlayacağım bir konu. Ben çok merak ediyorum çünkü. Tabii. Bu tabii taksirle mi? yaralama olayı var ya. Evet. Ama her şeye taksirle yaralama deniliyor. Yani her şeyi bir bütün olarak o çatı altında tutmak doğru mu? Yani hani e, şimdi olay nedir? Çünkü e, bir kliniğe gittik. Evet. Cildimiz yaralandı. ...istemeden herhangi bir aslında endikasyon oluştu ya da komplikasyon da oluşabilir. O sırada gelen danışan ya da hasta sizi şikayet edebiliyor. Tabii ki öyle tabii, haklara da sahip. Tabii. Tabii. Ama orada e, taksirle yaralama e, işini o, o cümleyi biraz açabilir misiniz? Ben çok tabii, merak ediyorum onu. Tabii Meltem Hanım. E, hani önemli. bir adam öldürmekle o aynı şey mi? <laughs> e, tabii ki hayır. Hı -hı. Taksir iki çeşit oluyor. Yani şimdi tabii burada izleyicilerimizle çok fazla sıkmak da istemiyorum. Evet. Sizi de yormak istemiyorum. Estağfurullah ne demek? Ee, Sizin bilinçli, değerli bilgilerinizden. Sağ olun. Bilinçli taksir var. Bir de Bilinçsiz. E, basit taksit, evet, evet basit taksir var. Yani ön halde umursamamak da hmm. taksir. Yani hmm. bilinçli taksir oluyor. Hmm. Yani ön görüyor ama evet. bir şey olmaz diye düşünüyor kişi ancak sonuç yaralanma oluyor ya da ölümle sonuçlanabiliyor hı hı. basit taksir gerçekten e, ihmal olabilir vesaire olabilir yani sonuç olarak e, herkesin tabii ki şikayet hakkı var hı hı. herkesin e, dava açma hakkı var yani e, ancak önemli olan tabii e, hekimlerimiz ee, özellikle hekime şiddet hususunda zaten... ya da avukatlara şiddet hususunda hı hı. ya da kadına şiddet hususunda e, şiddetin yöneldiği bireyler, canlılar, varlıklar olarak değerlendirdiğimizde hı hı. şiddet gerçekten çözümlenmesi gereken ciddi bir problem. Ciddi bir konu gerçekten öyle. Ama bazen e, çok böyle... Olur olmaz şeylere de insanlar şikayet edebiliyor değil mi? Yani evet. çok basit şeyler. O kadar çok şikayet e, oluyor ki bence e, kalabalık şikayet oluşturuyor. E, siz bunu konuyla ilgili fikirlerinizi nasıl Yani açıkçası şöyle Meltem Hanım. E, sayın izleyicilerimize şöyle bir şey diyebilirim. E, tabii bazı hususlarda çünkü dava sırf şikayet etmek için de ediyor. İftira da suç oluyor. mesela. Mesela e, değil mi? Tabii, i̇ftira da suç. suç. Mesela iftira olduğunu nasıl çözecekler? <laughs> yani işte çözene kadar ciddi mağduriyetler yaşanıyor. Ve ciddi bir zaman geçiyor. Ciddi bir mağduriyet söz konusu oluyor. İftiraya uğrayan kişi... Zaten iftira olabilmesi için yasal zemine taşınması lazım. Evet, iftira, yani mı suç iftira değil mi? suçunun oluşması zaman. için. Yani biri benim hakkımda ya da sizin hakkında yani herhangi biri hakkında iftira niteliğinde onu cezalandıracak, onu soruşturma açtıracak bir durumda bırakırsa iftira suçunu işlemiş oluyor. Ama yine iftirada kamu davası niteliğinde. Çünkü bir noktada adliyi meşgul ettiği için evet. devletin de aleyhine bir durum oluştuğu için e, kamu yararı gözetildiğinden e, şikayete bağlı değil. Yani o re'sen kendiliğinden savcı vesaire işlem başlatabiliyor. Peki gözaltı diyoruz. Gözaltı ne gibi durumlarda oluşuyor? Gözaltı ne demektir? Gözaltı e, şimdi az önce konuştuk zaten tutukluluk ayrı evet. bir süreçte kesinleşmeden yargılama ve soruşturma aşamasında ortaya kolay evet. bir adli kontrol çeşidi hükümlülük Cezanın kesinleştiği dedik. Cezanın artık sabit olduğu. Bu kısaca şey diyebilir miyim? Ceza davaları aşamaları aslında Evet, değil evet. mi? Kaç gözaltı, aşamadan oluşuyor mesela bu? Gözaltı olması gerekmiyor. Bazı durumlarda gözaltı gerçekleşiyor. Gözaltının uzatılması da söz konusu olabiliyor. Hı hı. Ee, yani e, kolluk kuvveti dediğimiz polislerimizin polis merkezlerindeki yerlerde gözaltına alınması kişinin gözetim ve denetim altına alınması bir tür Ondan sonrasında serbest bırakılması da söz konusu olabiliyor. Bir de şuna dikkat edelim. Tahliye başka bir şey aklıma gelmişken, lütfen berat bambaşka bir şey. Öyle mi? Bu konuyla ilgili. Mi? Tahliye serbest kalmak, tutuklulukta serbest kalmak ama yargılamanın devam ediyor olması demek. Hmm. Sonucunda tahliye olsa bile kişi hapis cezası alabilir hmm, hmm. ve ceza ayrı şeyler diyorsunuz. Tabii ki Beraat kesinleştiği takdirde suçu, çeşitleri var onun da tabii ki, evet. suçu işlediğine dair yeterli delil olmadığı ya da gerçekten suçu işlemediği ortaya ispatlandığında beraat etmiştir. Beraat kesinleştiği takdirde bir daha artık o konuda, o suçtan yargılanması söz konusu olamıyor. İşinizi severek yapıyorsunuz. Evet. Fazlasıyla. <laughs> evet, ya, peki ya biraz yazarlık konusuna değinmek istiyorum. Tabii ki Meltem Biraz lazım. hukuktan uzaklaşmayacağız ama ufak bir bilgi evet. açısından. Tabii ki, tabii ki. Peki hiç gelen müvekkillerinizden esinlenerek hiç yazıya döktüğünüz konular oldu mu? Yani şöyle söyleyeyim, birebir değil. Evet. Birebir değil. Öyle bir Planım şöyle, e, hayvan hakları hususunda, hayvan canlarımız hususunda da evet. bir kitap hazırlamayı düşünüyorum. Çok güzel. <laughs> Geçen programlarda da bahsetmiştim. E, yani onların e, onları bir ne, bir noktada konuşturmak istiyorum. İnsanların evet. nezdinde yani ne hissettikleri, ne düşünmediğini iddia ettiğimiz hayvanların esasında düşünebildiği noktasını. Düşünebildiklerini, gördüklerini, evet, duyduklarını, evet, evet. aslında. Yani çünkü bana koşulsuz sevgiyi öğreten hayvanlar. sokaktaki hayvanlardır inanın. Ama bu zaten tepki etki gibi bir şey değil mi? Siz sokakta gezen herhangi bir hayvana eğer Kötü davranırsanız o da size kötü davranır. Ama iyi yaklaşırsanız o da evet. size iyi davranır. Yani hani bazen çünkü bir sürü sosyal medyada önümüze çıkıyor. Yani evet, önümüze evet, giriyor evet. işte, hayvanlara nasıl kötü davrandıklarını vesaire. Asla zaten hani buradan sesleniyorum. Gerçekten çok üzülüyorum. Çok üzücü bir durum. O da bir canlı. Evet. O yüzden bazen üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Ama üzüntümü maalesef yansıtamıyoruz. Yani çok çok bir yere, çok fazla merceği duyuramıyoruz gibi. Sizce öyle mi? Yani şöyle söyleyeyim daha çok üzerinde çalışılması lazım. Ekip evet. ruhuyla çalışılması lazım. Yani sadece hukukçuların değil psikologların da çalışması lazım. Sosyologların da lazım. çünkü bu biraz toplumsal bir durumda aynı toplumsal zamanda. Değil, evet. Yani sadece bireysel Psikolojik olarak bakmamak lazım. Peki hayvanlara olan kötü davranışların yasal sürecini bize kısaca anlatabilir misiniz? Ben onu mesela çok merak ediyorum. Sevgili yani, izleyicilerimiz de eminim bu konuda bilgilendirecekler. Şimdi zaten Meltem Hanım çocukluk dönemindeki hayvana uygulanan şiddet, <laughs> çocukluktan gelen bir hocamız var. Zaten bilinen, dinlenen, değer gören bir hocamız var. Evet. Benim de hocam olmuştu zamanında. E, kendisi de der e, ben de aynı fikirdeyim e, incelemelerim gözlemlerim neticesinde çocukluğunda hayvana şiddet uygulayanlar e, özellikle ileride şiddet hani öldürme noktasına getirmese bile mutlaka e, maalesef şiddet e, yanını dışa yansıtabiliyor şimdi hepimizin içinde öfke var Hepimizin içinde evet. öfke duygusu var duygu olarak. Evet bu bazen işe yarayabilir. Evet bazen tetikleyici bir neden olabilir. Nasıl işlediğinize bağlı o duyguyu. Hani burada e, psikoloji de okuyorum bu arada. Çok güzel. E, yani e, o duyguyu nasıl işlediğinizle alakalı olumsuz bir duyguyu güzel işlerseniz güzel sonuç alırsınız. Ama bazen o şiddet duygumuz, içimizdeki o dürtümüz dışarı yansıyor. İşte dışarı yansıdığı zaman eşyaya da olabilir. Bu illaki canlı varlıklara da Bu değil. Bu durumlarda destek almak gerekiyor değil mi uzmanlardan? Uzmanlarımızdan de, evet. Yani evet, hani evet, psikolog, evet. psikiyatri ya da psikoloji desteği alması gerektiğini Şu, düşünüyorum evet, sizce. Evet. Çünkü bakın aile hukukunda... Medeni evet. hukukta, ceza hukukunda, diğer branşlarda da hukuk psikolojiden çok da bağımsız değil bağımsız zaten. Bağımsız değil, evet. Yani biz e, avukatlar olarak bakın şiddet uygulanabiliyor vesaire, şiddete maruz kalınabiliyor, fiziksel şiddet, ölüm noktasına, öldürülme noktasına getirilebiliyor durum. Şimdi e, psikolojik tabanda e, hukuk eğitiminde. ...öğreniminde psikoloji dersinin de... ...olması lazım. Evet. E, psikolojik... E, ...anlamda... ...sosyolojinin de olması lazım. Peki bu durumda ceza hukukundaki... E, ...ilkelerden bahsedebilir miyiz? Cezada... E, ...ceza şahsidir. Hı hı. Yani e, birisinin... ...yerine birisi cezalandırılamaz. Hem de... E, ...tüzel kişiler dediğimiz... ...şirketler vesaire. Kurumlar ceza davasına Konu edilemez hı hı. Ee, Onun dışında e, Herhangi bir kıyaslamayla Maddenin dışına Çıkılarak tabii ki vicdani kanaat var Hukuk davaları gibi Değil ceza yargılaması Ceza yargılamasında Hakimlerin Ya da heyetlerin e, Vicdani kanaatleri var Ama o kanaatleri de Suçta ve cezada kanunlik yani kanuna uygun, yani suçta yer alacak, cezası da belli olacak, o sınırlar arasında bir kanaatte bulunacak. Yani bir çerçeve düşünün, çerçevenin içini boyamak, bir tuvali boyamak gibi bir özgürlükleri var. Ancak bu özgürlükler sınırlı bir çerçeve içerisinde. Evet. Onun gibi düşünelim. Peki dava, hukuk derken ceza derken ceza kaç çeşittir Kaça ayrılır sizce az önce de belirttim evet. hapis cezası ve adli para cezası olarak ikiye ayrılıyor hı hı hı. Ee, ve e, hapis cezası yani işte denetimli serbestlik koşullu salı verilme bu durumlarda denetimli serbestlik adli kontrol soruşturma aşamasındaki bir noktada ismi hı hı. denetimli serbestlikte ceza infaz kurumundan çıktıktan sonraki denetim ve gözetim hali zaten onu da belirteyim evet. açıkça. İnanın <laughs> e, inanın çok konuşulacak konu var. Evet. Hukuk çok Hukuk çok tıp gibi. Zaten tıp tıp gibi evet. derya deniz. Hı hı. O yüzden burada çok kısa kısa e, ifade etmeye çalışıyorum. Evet. Ee, olabildiğince anlaşılır kılmaya çaba sarf ediyorum ee, Sorularınızı çok tekrar bekliyorum <laughs> Ben çok önemli bir konuya değinmek istiyorum Çok önemli bir soru ee, Herkesin birçok kişinin boşanmakta olan <laughs> Ya da boşanma evet. sürecinde olan Ya da boşanmak isteyen e, çiftler için e, Çok önemli bir soru soracağım yani bu boşanma davaları süreçlerinde ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Ve neler öneriyorsunuz? Çiftlere neler öneriyorsunuz? Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Tabii. Aile danışmanlığı tarafım da var. Çok güzel. Ee, Sanırım aile danışmanlığını Açısından e, da değerlendireceğim. Evet. Hukukla iç içe. Şimdi şöyle. Bir kere... Benim kanaatim, benim nacizane düşüncem evlilik sözleşmesi olması yönünde. Çünkü normal. Neden hocam? Neden? Çünkü e, gerçekten e, bunu diğer yayınlarda da söyledim. E, bir sözleşme olursa önceden, belli bir süre konursa... Peki sözleşmenin içeriği sizce ne gibi sözleşmeler? İçeriğine işte onu... E, Dediğim gibi çalışılması lazım, üzerinde çalışılması lazım. Önce fikri ortaya koyarız, ondan sonra üzerinde çalışabiliriz. Şöyle söyleyeyim, e, manevi ve maddi değerlerimizin, e, yani çünkü aile çok önemli bir kurum. Tabii ki. E, ve boşanma süreçleri zorlayıcı. Aileyi koruyalım derken istemeden. O süreçlerden dolayı o yenilikler getiriliyor bu arada boşanma dava süreç davalarındaki süreçler için boşanma ile beraber tazminat hüküm, hükmedilmesi bekleniyor işte nafaka. maddi manevi nafaka vesaire kişiler birbirini mağdur edebiliyor burada mağdur edebiliyorlar yani çocuklar yani. arada kalıyor e, cidden tırnak içerisinde yani sürünüyorlar Neler öneriyorsunuz? Bu, bu durumda neler, bir i̇şte öneriniz var o yüzden var mı? belli bir süre konması taraftarıyım ben evliliklere. Peki sizce sözleşme içerisinde yani e, maddi manevi mi, yoksa maddi ayrı manevi ayrı bir sözleşme olması gerekiyor mu? Hepsinin içerisinde sabit olmalı. Çünkü normalde baktığınız zaman biri evlilik sözleşmesi imzalattığında taraflardan biri evlilik öncesi, nikah öncesi. <laughs> Ee, yanlış anlaşılmalar, evet, hatta yanlış ilişki, anlaşılmalar ilişkiler bitiyor. <laughs> hatta o anda tam evlilik harisesinde ee, Yanlış anlaşılmalar oluşabiliyor. Evet. O yüzden daha önceki bir değerli bir programcımızla, sunucumuzla yaptığımız programda kendisi de söyledi. Ee, dedi ki zorunlu kılmak lazım o zaman. Çünkü zorunlu kıldığımız takdirde, kırılmaları, dargınlıkları, ilişkilerin sona ermesini de önlemiş, önüne geçmiş oluyoruz. Ama evlilik sözleşmesini daha sonra kötüye kullananlar da var. İşte bunu burada nasıl ayıracağız? Şimdi tırnak içerisinde bir şey daha söyleyeyim o zaman. Mesela uzaklaştırma kararına da e, istismar eden e, durumlar da yaşanabiliyor. Bu yani bir hakkı fazla tanıdığınız zaman Eşit koşullarda olmadığı takdirde, adil koşullarda olmadığı takdirde e, mağduriyetler ve istismar vakaları artıyor. Yani o yüzden denge önemli. Yani işte kadın hakları diyoruz, kadınlarımız çok değerli tabii ki ancak bu sefer başka türlü mağduriyetler ortaya çıkıyor. Ee, çocuk hakları diyoruz. Yani onları ayrı ayrı mı değerlendirmek lazım yoksa tek bir başlık altında mı toparlamak lazım? Buna bir kere karar vermemiz lazım. Çünkü canlı hakları olarak bakmak lazım. Sevgili izleyiciler, o kadar önemli bir konu ki günümüzün konusu aslında evlilik, boşanmak ve evlilik sözleşmesi. Çok önemli ve tekrar size şu anda çok önemli bir soru sormak istiyorum. Siz olsaydınız evlilik sözleşmesinde. En önemli e, maddeniz ne olurdu? <laughs> Şimdi boşanma süreçleri e, yani evlilik doğa, nasıl doğalsa e, boşanmak da artık yani görüyoruz boşanmalardaki artış or orana baktığımız zaman doğal karşılanmalı yani i, fikir ayrılığı olabilir başka illaki bir Zina olması gerekmiyor, bir aldatma olması gerekmiyor, terk olması gerekmiyor. Fikir ayrılıkları olabilir, uyuşamama olabilir. Tabii ki iki ee, farklı karakter bir yani, araya geliyor çünkü. Evet, sonuçta insan kendiyle çelişiyor. Evet. İnsan kendinle bile mücadele ederken farklı bir kişilikte ne kadar benzeşirseniz benzeşin, ne kadar zaman geçirirseniz geçirin, sonuçta Türkiye'mizde, toplumumuzda Sadece eşler değil, eşlerin aileleriyle de bir çatı altında yaşıyor. Yani beraber yaşanmasa bile. Ya tabii şimdi Türkiye'deki geleneklere dayanarak söyleyeceğim. Aileler burada çok önemli bir faktör taşıyor zaten. Çok önemli bir yer alıyor. Evet. İki ailenin kültürü de aslında yakın ya da benzer olursa o ilişki bu evlilik yürür mü? Sizce öyle midir bir avukat olarak? Size bu örnekler çok geliyor. Ee, şimdi e, öyle de baktığımız zaman sevgi çok önemli bir faktör. Onu fark ediyoruz. Sevgi e, emek verdirten bir duygu. Evet. Çünkü sevmeyince işiniz de öyledir, e, eşiniz de öyledir, sevgiliniz de öyledir. Sevmediğiniz zaman inanın bahane üretmek çok daha kolaydır. Kolay. Evet. Sevdiğiniz zaman... Yokluktan varlık yaratabilme şansınız olur. Böyle bir şey. Yani sevgi mutlaka olmalı. Sevgi her alanında hayatımızın Hayatın her koşulunda olması olmalı. gereken e, bir konu. <laughs> sevgi cümlesini ben seviyorum kendi adıma söylüyorum. Çünkü gerçekten olmazsa olmaz. <laughs> Ama sevgiden önce saygı olmak zorunda. Tabii. Bir hayvana bile saygı duymak zorundayız. İşte <laughs> o yüzden ben gerçek sevgi olarak ifade ediyorum. Evet. Çünkü sevgiyi saygısızlıkla karıştırdığımız için, evet. şiddetle karıştırdığımız için bazen şiddeti kullanmanın işte ben seviyordum, zaten sevdiğim için yaptım şeklinde savunmalardan kaçınmak için maalesef sevgi kelimesinin kavramının e, önüne gerçek kelimesini getirmek durumunda kalıyorum. Peki evlilik sözleşmesinden çok uzaklaşmadan uzaklaşmadan <laughs> evlilik sözleşmesine son kez bir e, değinmek istiyorum. Evlilik sözleşmesinde sevgili izleyicilerimize söylemek istediğiniz burada önemli bir madde var mı? İşte az önce de söylediğim gibi madde çocuklar için bir kere Çocukları koruma altına, altına alabilecek evet. ve boşanma sürecinin dediğim gibi eğer yasalarda değişiklik olursa kısa zamanda belki evlilik sözleşmesine gerek kalacak bir durum oluşmayacak. Ama ya. bu süreçte <laughs> boşanma akabinde yani boşanma iradesi olduğu takdirde <laughs> e, bunun kısa sürede anlaşmalı şekilde... Ee, olabilmesi için bir e, zemin hazırlanması gerektiği kanısındayım. Peki anlaşamayan çiftler belli bir süre sonra birbirlerini karşılıklı dava ediyorlar ya da tek taraflı davalar evet, açılıyor. Evet. Şimdi bu boşanma süreci e, çok uzun sürüyor. Maalesef. E, maalesef evet yani aslında toplumsal bir rahatsızlık yaşanıyor burada. Hani Tabii. kişiler birbirini zaten istemiyor ve bu süre zarfında kişiler birbirine ne yazık ki her türlü şiddeti Uyguluyorlar. Evet, evet, evet. Ee, peki bu süreyi e, nasıl e, atlatmak gerekiyor yasal olarak, hukuk olarak? Bir kere kişinin e, in, bir de intikam hırsı olabiliyor Evet maalesef <laughs> insanlarda birçoğunda. Yani intikam işte e, sürüm sürüm süründürme e, ihtiyacı, arzusu, tutkusu hatta evet. bazen oluşabiliyor. Aslında bir tane evliliği o anda bir yerde gerekiyor, psikolojik ve toplumsal tabanlı işte herkesin bir şey demesi o süreçte işte e, her, herkesten bir akıl almak da şey değil. Uzmandan akıl almak gerekiyor o süreçte. Uzmanlardan faydalanmak gerekiyor o süreçte. Çünkü her kezden bir ses çıkıyor o onu diyor, bu bunu diyor, o o şekilde konuş diyor, şu şunu yap diyor. Neler öneriyorsunuz boşanma yani, esnasında? Yani insanların kendini geliştirmesi lazım, çocuğunu düşünmesi lazım. Çocuk yoksa? Çocuk yoksa da yani çünkü birbirini kırarak, dökerek elde edilen sonuçta zarar görecek yine toplum oluyor, yine kişiler oluyor. Evet. Ve daha kötü sonuçlar çıkıyor. Ölüme varacak, ceza hukukuna girecek, ceza davası konusu olacak durumlar ortaya çıkıyor. Boşanmadan bahse, bahsederken şimdi boşanma davaları kaç çeşittir? Ka e, kaç an ayrılır, Anlaşmalı süreçleri? ve çekişmeli olarak. bahsedebilir miyiz? Tabii, anlaşmalı ve çekişmeli olarak ikiye ayrılıyor. Hı hı. Anlaşmalı da e, zaten çok daha kısa çok çok daha kısa sürede sona eriyor. Evet. İşte o yüzden işte bu açıdan geliştirmemiz lazım kendimizi diyorum ee, ve çekişmeli olarak da birçok nedenle açılabiliyor. Yani genel sebepler var. İşte evlilik birliğinin temelinden sarsılması genel sebepler içerisinde evlilik yükümlülüklerini yerine getirmeme gibi durumlarda özel sebepler var. Zina dolayısıyla açılabiliyor, terk dolayısıyla açılabiliyor. E, hayata kas dolayısıyla açılabiliyor ve bir iki e, nedenle daha açmak mümkün. Peki bu durumda kadın hakları ve çocuk hakları ne şekilde ayrılıyor? Bu davalara nasıl bağlanıyor? İçerisinde yer alıyor zaten süreç Tabii. içerisinde nafakalarda olsun çocuklar için hükmedilen tedbir nafakaları e, işte e, yar, sonucunda eğer Kesinleşirse yardım nafakası mesela 18 yaşından sonra yetişkin olan bir çocuk içinde ortak müşterek çocuk içinde nafaka bağlanabiliyor. Yardım nafakası diyebiliyoruz ona. Çünkü yani... okuyor olabiliyor okuması gereken öğrenci bir çocuk olduğunda tedbir nafakasının yardım nafakası da bağlanabiliyor o şekilde. Çok önemli bir konu. 18 yaşına kadar nafaka bağlandığını biliyorum. Yanlış mı biliyorum? Evet. 18 yaşından sonra isteğe bağlı kaldırılabiliyor mu o? Yoksa yani sonlandırılabiliyor mu? Yoksa devam etme zorunluluğu var mı? O zaten kendiliğinden sonlanıyor. Kendiliğinden 18 yaşından Evet yaşayan 18 yaşına kadar. Sonlanıyor. Ama yardım nafakası talep etmesi lazım. Eğer okuyorsa. Bunu çocuk mu istemeli anne evet, mi ya da o, baba mı? E, çocuk kursana? 18 yaşına geldiğinde eğer ki e, okuyorsa öğrenci ise kendi geçindir yani katkı babasından ya da annesinden katkı almak istiyorsa yardım nafakası için başvurabilir. Eğer hükmedilmediyse doğal olarak zeki bir nesil geliyor aslında çok değerli. Evet, ee, evet. kıymeti bilinmesi gereken çok değerli bir nesil geliyor gümbür gümbür. Ee, dediğiniz gibi. İyi yönetebilmek lazım. E, aynen, sadece yönetim kısmı gerçekten çok e, iyi yönetmek gerekiyor. Evlilik yaşı e, açısından Arttırılabilir şimdi onu düşünüyordum 18 yaş evlenmek için e, doğru yani yaş o, mı? doğru olduğunu düşünmüyorum bu benim kanaatim Ben de düşünmüyorum <laughs> Bu benim kanaatim çünkü e, inanın öyle bir hem eğitim açısından hem öğrenim açısından yani yaşın çok daha yükseltilmesi lazım Bazı yerlerde ama toplumsal baskılarla bu oluşuyor değil mi? Yani bunun örneklerini görüyoruz. Peki bunun ne gibi yasal suçları vardır? Yani hukuken bir suç var, bir suç mudur bu sizce? Yani yaştan evet, önce, yaştan. yani 18 yaş sınır olduğu için, evet. 18 yaşından önce e, herhangi bir durumda e, cinsel istismara giriyor. Evet. Cinsel istismar suçunun işlenmesi söz konusu olabiliyor. Bu davanın süreci nedir, ne şekilde ilerliyor? Yani o da kamu davası az önce evet. bahsettiğim e, bir takım davalar gibi kamu davası şikayete bağlı değil hı hı. E, cinsel suçlar e, resen kendiliğinden e, şikayet edil yani birinin başvurması gerekmiyor e, illa ki e, tespit edildiği takdirde e, ihbar edilebilir ve değerlendirmeye alınıp cezalandırılabilir kişi. Basit cinsel istismar var, nitelikli cinsel istismar var. Ee, yani bunların da çeşitleri var. Peki davalardan bahsederken dava reddi ve kabulü nedir? Ne gibi sonuçlar doğuruyor? Dava reddi açtığımız davanın Hı -hı. E, reddedilmesi, evet. yani e, kabul görmemesi zaten e, adı üstünde bir de kısmen kabul var. Bir noktada diyelim ki manevi tazminat yönünden kabul ediyor. Maddi tazminat talebimiz varsa onu kabul etmeyebiliyor. Kısmen kabul. Bir de kabul olarak bütün taleplerin kabul gördüğü şeklinde sonuçlar. Tabii ki davanın kabul edilmesi dava açan için kazanmış oluyor. Kısmen kabulde istinafa gidebilir. Redde de isnafa gidebilir, ara mahkememiz. Gerçi bazı durumlarda yargıtay aşamasına varmadan istinfa da da bölge adliye mahkemelerimizde de netice, sonuç kesinleşmiş olabiliyor. Peki sevgili izleyicilerimiz açısından eminim bunu merak ediyorlardır, ben dahil. <laughs> Davalar hakimle sonuçlanarak işte yargıtay e, e, durumu var. Yani bunları ne şekilde ayır, ayırıyoruz? İşte bir üst e, mertebe yargıtaya gittiği zaman dava ne şekilde geri dönüyor ya da ne şekilde müdahale ediyorsunuz? Şimdi e, şöyle söyleyeyim, e, yerel mahkemelerimiz var. Evet. E, normal işte mesela olay yerinin cezada olay yeri geçerlidir. <laughs> Diyelim ki e, olay nerede gerçekleştiyse. Suç olarak değerlendirilen olay nerede gerçekleştirildiyse oranın mahkemesi oraya bağlı o bölgenin mahkemesi bakar. Evet. Ondan sonrasında istinafa gider. Ya, e, Yargıtaydan önce istinaf. İstinaf, evet. Ara mahkeme dediğimiz hı hı. yıllar önce yoktu. Ee, yeni yeni. Ee, ama iş yükü yine arttı. İlk hı hı hı. isnaf e, kurulduğunda bölge adliye mahkemeleri yani isnaf yolu na başvurulduğunda bir ayda sonuçlanıyordu. Hı hı. E, çünkü iş yükü e, azdı. Şimdi yine bir iki seneyi bulabiliyor. Evet. İsnaf ondan sonra da ya isnafta sonuçlanıyor ya da, ya da yargıtaya e, temiz yoluna Peki, yol Peki yargıtaydan açılıyor. cevap çok uzun sürüyor mu? Tutuklu dosyalar daha hızlı inceleniyor. Evet, daha hızlı inceleniyor. Çünkü özgürlüğü bağlayıcı bir durum olduğu için orada hapis e, hali olduğu için e, o öncelik tanınıyor. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Çok teşekkürler. Reklama gidiyoruz. Evet kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Ve vücudumuzun en önemli protein türünden bahsetmek istiyorum. Kolejen. Kolejen vücut için son derece önemlidir. Protein olmasa olmazlardan. Kolajen vücut bütünlüğünü korur ve bağ dokusunu güçlendirir. Kolajen cildin hemen ortada bakısında kemiklerde, eklem, kas ve tendonlarda bulunur. Çev çevresel faktörlerin yanı sıra doğal bir süreç olan yaşlılık vücuttaki kolajen oranının azalmasıdır. Kolajenin azalma oranında ciltte nelerle karşılaşıyoruz? Ciltte elastikiyet kaybı, kuruluk, kırışıklık, ciltte renk eşitsizliği oluşturuyor. Bu durumda gecikmeden bir uzman kontrolünde hem içten hem de dıştan düzenli olarak kolajen desteği sağlanmalıdır. Kolajen vücut içinde son derece önemli bir protein olmakla beraber protein, vitamin ve mineralleri gerçek gıdadan desteklemeye çalışın. Kemik suyu, yumurta, balık, gibi yiyecekler tüketmeye çalışın. Ve en önemlisi kesinlikle kolajen ürünü seçiminde dikkat etmenizde yarar var. Dikkat etmenizi özellikle öneriyorum, altını çiziyorum burada. Ve bir uzman tarafından çok gerçekten kaliteli olmasına önem vereceğiniz bir kolajen ürünü kullanmanızı tavsiye ederim. Bir de vücuttaki kolajenimizi nasıl koruruz? Egzersiz yaparak, spor yaparak, evet yanlış duymadınız. Vücuttaki var olan kolajeni korumak için sık sık egzersiz yapın, spor yapın. Ve bir programın sonuna daha geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.